Ve askerlikte de bir tehdit kavramı saptamadan bir strateji olmaz. Atatürk böyleydi, Enver Paşa böyleydi. Bakın bir birinci Dünya Savaşı'na girerken tehdit nereden geliyor? Rusya'dan geliyor öncelikle, sonra da İngiltere ve Fransa'dan geliyor. O zaman Almanya bizim dostumuz oldu. Veya İstiklal Savaşında Rusya Çarlığı yıkıldı, Sovyet Rusya kuruldu. O zaman o bizim dostumuz oldu. Ama ve... Doğu Bey konuklarımız genel olarak diyorlar Ama ki soğuk bir... savaş bitti, soğuk savaşta olduğu gibi bizim tek bir kamp veya işte Rusya'nın yanında olmamız. Bakın ben olduğumuz... soğuk savaşı kastetmiyorum. Doğru yani, olmaz. Tartışmıyorum, diyorum. neyi tartışıyorum? Türkiye Ege'de tehdit altında mı? Türkiye Doğu Akdeniz'de tehdit altında mı? Türkiye e, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda, Fırat'ın batısında Amerika tehdidi altında mı? İsrail'in Mossad başkanı açıkta Türkiye bizim bir nolu düşmanımız diye ilan ediyor mu? Değil mi? Ve Kafkaslar'da Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı var mı? Bırakalım soğuk savaşı falan. Bu tablo içinden bakalım. Ben soğuk savaştan falan bahsetmiyorum. İkincisi niçin Sayın Cumhurbaşkanımız biz yeniden Asya girişime içindeyiz diyor ve arkasından kuşatmadan bahsediyor. Peki biz kim kuşatıyor bizi? Kim kuşatıyor? Ve Rusya'yı kim kuşatıyor? Bakın bizi kim kuşatıyor? Rusya'yı kim kuşatıyor? Sorularını cevaplandırdığımız zaman ikisini de Amerika kuşatıyor. O zaman bu iki, iki ülke önümüzdeki süreçte mecburen dost olacak. Bakın önümüzde göreceğiz. Türkiye'nin mecburi dostları var. Suriye, Irak, İran zaten bunlarla bir model kurmuş Kürdistan'ı ikinci İsrail devletini bozguna uğratmış önlemiş yani dostluk kurulmuş. Rusya da onlarla beraberdi ondan sonra potansiyel olarak da Asya'daki geri cephe diyelim Türk Cumhuriyetleri Çin'e kadar uzanan ondan sonra bir potansiyel var.